ve ipin ucunu biraz kaçırdığınızı hissediyorsanız, tatilde sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla biraz fazla yemek yediyseniz ve size ait olmayan bir şişkinlik hissediyorsanız, bu videoda işinize çok yarayacak bazı pratik bilgiler var. Gerçekten işe yarıyor. Merhaba arkadaşlar, bu video sıradan bir kilo verdirme videosu değil. Zaten bu benim işim, mesleğim ve okuduğum bir şey değil. O yüzden bununla ilgili benim ahkam kesmem zaten doğru da olmaz. Fakat eminim hepimizin ortak yaşadığı bir duygudur. Çok keyifli olduğumuz ve çok da önemsemediğimiz anlarda ve konfor alanının biraz dışına çıktığımız zaman bazen işler kontrolümüzün dışına çıkar ve sonunda bize ait olmayan ve rahatsızlık veren bir şişkinlik hissiyle kalırız. Ben böyle dönemlerde ne yapıyorum? Bana ne çok iyi geliyor? Ben bu konuyla ilgili çok araştırıyorum çünkü bu aslında çok eskiden beri yaşadığım bir şey. Hatta bizim evde böyle bir geyik vardı. Anneme gösterdiğim zaman karnımı, kızım şişirme karnını derdi ve çok üzülürdüm ya anne şişirmiyorum diye. Daha sonra Bülent'e de anlattım bu espriyi. Arada o da işte şişirme kızım karnını falan diyor. Ama bu gerçekten olan bir şey yani. Bir anda tamam öyle bir göbeğim yok biliyorum ama bana ait olmayan bir şey var burada ve hem fiziksel olarak hem hissel olarak rahatsızlık veren bir şey. O yüzden bundan ne kadar çabuk kurtulursak sağlıklı bedenimize ve iyi hissettiğimiz halimize o kadar hızlı dönebiliriz. Birazdan size anlatacağım önerileri hem günlük hayatınızda, günlük rutinlerinizde kullanabilirsiniz. Hem de hepsini bir arada yaparsanız çok kısa bir sürede o size ait olmayan şişkinlikten kurtulabilirsiniz. Bir su koyun, başlayalım. İlk önerim beslenme saatlerimizle aralıklı oruç diye geçiyor fakat intermittent fasting diye ararsanız çok daha fazla bilgi bulabilirsiniz bu konuyla ilgili. Ben size özetle anlatacağım. Aslında İbn Sina çok güzel özetlemiş konuyu. Günde 2 öğün sağlık, 3 öğün hastalık demiş. Şimdi bir anda bütün bilgiler çarpışıyor ama bizim hani sık sık azar azar yememiz gerekiyordu. Ne oldu bütün onlara filan. Aslında azar azar ve sık sık yemek son zamanlarda da zaten çok konuşulan bir şey. Düşündüğümüz kadar da iyi bir şey değil. Neden derseniz çok bilimsel detayına girmeden özetle ve benim anladığım şekliyle size aktarmak isterim ki her yemek yemeye başladığımız anda insülin seviyemiz yükselmeye başlıyor ve biz sağlıklı atıştırmalıklarımızı bile yesek ki bu benim çok yaptığım bir şeydi. Yapmamaya çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. Biz o sağlıklı atıştırmalıkları her yediğimizde kandaki insülin seviyesi yükselmeye başlıyor ve yağ yakımı duruyor. Ama biz eğer bedenimizde yağ yakımını istiyorsak yemeklerimizin aralığını biraz açmamız gerekiyor. Intermittent fasting'de de 8'e 16 diye bir kural var. Bu kuralda akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arası 16 saat olacak. Sabah kahvaltısı ile akşam yemeği arası da 8 saat. Bir anda rakamlar çok uçuk geliyor olabilir size ama şöyle düşünün. Mesela kahvaltıyı 10'da ettiğinizi düşünün. Akşam yemeğini 6'da yemiş olmanız gerekiyor. Akşam yemeğini bitirdikten sonra da sabah kahvaltısına kadar meyve dahil, kuru yemiş dahil yememeniz gerekiyor. Aslında bu 16'ya 8 kuralında güzel olan bir şey var. Mesela sabahleyin uyandınız. Sabah aktivasyonunuza devam ediyorsunuz. Ve vücut bu esnada uyanıp var olan depoladığı yağlardan kullanarak enerji üretmeye başlıyor. Ve ondan sonra kahvaltı ediyorsunuz. Gününüzü geçiriyorsunuz. Akşam yemeğini yedikten sonra bir 3-4 saat vakit kalıyor. Ve zaten sonrası 7-8 saat uyku. Aslında çok yapılmayacak bir şey değil. Bunu uzun süre deneyen insanlar var, 6 ay, 1 yıl yapan insanlar. Siz bu 3 günlük periyodunuzda en azından bunu denerseniz eğer, hem geç saatte yemek yemediğiniz için, hem de sabahleyin güne başlarken hemen kahvaltıyla şişkin bir karınla başlamayacağınız için o rahatlamayı hemen hissedeceksiniz. Ha çok hoşunuza giderse daha uzun sürelerde deneyebilirsiniz tabii ki. Ben hep böyle besleniyorum diyemem ama özellikle böyle zamanlarda oruç gibi mideyi ve bedeni biraz rahatlatmak açısından bence güzel bir yöntem. Deneyebilirsiniz. Bunu yaparken bu arada aralarda bir şey içmek, su, çay, kahve de herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bol bol sıvı tüketmenizi öneriyorum. Yanımda da hazırladığım suyum var. Gerçekten bunu bu arada bu video için hazırlamadım. Şu anda dolaptan çıkarttım, getirdim. Bol bol su içmeniz gerekiyor. Şişkinlik dediğimiz şey, ödem dediğimiz şey bunların vücuttan atılması için vücudumuza likit almamız gerekiyor. Bunun kadar zaten basit bir mantık olamaz. Bu likit alımını kolaylaştırmak, daha keyifli hale getirmek ve detoks sürecinizi daha hızlandırmak için suyunuzun içerisine böyle şeyler atabilirsiniz. Böyle şeyler bugün neler derseniz,
Ben içerisine limon, taze nane ve salatalık ve de zencefil attım. Bunu istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ve o kadar lezzetli oluyor ki inanın hiçbir şekerli limonatayı buna tercih etmem. Gerçekten çok severek ve lıkır lıkır ve özellikle böyle yaz zamanlarında ben o dehidrasyonu attığımı hissediyorum ve bedenime iyi geldiğini hissettiğim için de bir şekilde iyi geliyor aslında. Böyle sular hazırlayıp içerseniz eğer normalde içtiğinizden çok daha fazla miktarda su içebildiğinizi fark edeceksiniz. Çünkü bir kere bu da bir alışkanlık. Bazen arkadaşlarım var ya ben günde su içmeyi unutuyorum diyorlar mesela. Hani insan diyor ki hani gözümü kırpmayı unutmuyorsun yani nasıl su içmeyi unutursun? Ama su içmek gerçekten bir alışkanlık ve bu alışkanlığı edinebilmek için yanınızda böyle daha keyifli hale getirecek ve sizi hatırlatacak büyük bir bardak koyarsanız, ay bu kadar konuştuk yedim için, koyarsanız bence işler daha kolay olacak. Ama sıvı tüketimi çok önemli. Çay kahve içiyorum, oradan alıyorum diye düşünmeyin. Mutlaka ki bol bol su için. Tabii ki likit alımı çok önemli ama üçüncü en önemli şey neler yediğimiz tabii ki. Tamam 16'ya 8 yiyeceğiz, bol bol su içeceğiz ama ne yiyeceğiz? Herkesin kafasını karıştıran soru da bu. Ben mesela sizinle Instagram'da bir şeyler paylaştığımda gün içinde ne yiyorsun, bunları yiyorsan nasıl zayıf kalıyorsun gibi kafa karışıklıkları oluyor. Çünkü hiçbir şey direkt bunu yedim sonucunda bu oldum şeklinde olmuyor. Ama ne yediğimiz, nasıl hissettiğimizi ve nasıl göründüğümüzü de tabii ki çok etkileyen bir şey. Özellikle böyle hızlı bir süreçte kendinize bir hedef belirlediyseniz eğer, ben böyle zamanlarda özellikle kısa sürede ödem atmak ve şişkinlikten kurtulmak istediğim zamanlarda bunları yiyorum, bunları yemiyorum. Sağlıklı yağlar. Zaten daha önce de glutensiz beslenmeyle ilgili videoda konuşmuştuk sizinle. Sağlıklı yağlar yağ yakımını artırmak için çok önemliler. Bunlar neler? Zeytin, zeytinyağı, avokado, ceviz. Bunları mutlaka ki diyetinize yani beslenmenize ekleyin. Enerjiyi karbonhidrattan almak yerine yağdan almaya çalışıyoruz ki yağ yakımına geçebilirim. Özellikle böyle bir süreçte hedefimiz şişkinlikten kurtulmak ve yağ yakmak olduğu için karbonhidrat alımınızı düşürebildiğiniz kadar düşürün. Karbonhidratlar genelde bize hızlı enerji veren besin öğeleri olduğu için karbonhidrat alımını düşürdüğünüz zaman kendinizi birazcık daha güçsüz ve halsiz hissedebilirsiniz. Ama bu 3 günlük bir süreç olduğu için eminim 3 gün buna dayanabilirsiniz ve üstelik bedeninizdeki değişikliği görmek sizi motive edecek. Ben bu süreçte kesinlikle tahıl tüketmemeye çalışıyorum. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi benim hiçbir intoleransım yok ama ben tahıl çok seviyorum ve yediğim zaman bütün yediklerimi burada görebiliyorum. O yüzden özellikle böyle bir 3 gün eğer dikkat ediyorsam kesinlikle tahıl ve süt ürünü yani beni şişirecek hiçbir şeyi ekstra almıyorum. Beslenmeyle ilgili son bir nokta daha var. Söylemeyi unuttum ama daha önceki videolarımda binlerce kez söylediğim. Sabahleyin uyandığınız zaman limonlu ve elma sirkeli su. Amerika alışveriş videomda elma sirkesi getirdiğimi, elma sirkesinin özellikle mayasının içinde olmasının çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Sabahları uyandığım zaman böyle bir bardak suya yarım limonun suyunu sıkıp 2 yemek kaşığı kadar da elma sirkesi karıştırıp ılık bir suda yani oda sıcaklığından biraz daha sıcak bir suya karıştırıp ilk iş onu içiyorum. Hem insülin seviyemizi düşürmeye, uyanır uyanmaz insülin seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Hem de bütün bu detoks sürecini sabah uyanır uyanmaz aslında hızlandırmış oluyorsunuz. Bu videoda annemi çok andım ama eskiden ben böyle evde böyle şeyler hazırladığımda sabah sabah onları nasıl içiyorsun derdi. Şimdi kendisi de evde yapmaya başlamış ve diyor ki aslında tadı hoşuma gidiyor. Yani gerçekten bu öyle bir şey. Yapıyorum ama neyse dayanacağım diye değil. Gerçekten yaptıkça size iyi geldiğini düşündükçe hem bundan keyif alacaksınız hem de göreceksiniz ki umuyorum ki iyi gelecek. Ve sonuncu ve en önemli madde bütün bu beslenmenize, yediğiniz saatlere, ne yediğinize dikkat ettiniz ama egzersiz yapmadan o yağlardan ve o şişkinlikten kurtulamazsınız. Spor yapmadan da ben zayıfım ya da spor yapmadan zayıflayın tarzı şeyler görüyorum. Evet olabilir tabii ki bedenden bedene değişiyordur. Hayatında hiç spor yapmamıştır ama hiç göbeği yoktur. Olabilir ama bedeni çalışır kılmak istiyorsak araba gibi düşünün. Arabaya benzin koyuyorsunuz ama arabanın çalışır halde kalması için onu kullanmanız gerekiyor. Ve siz onu ne kadar çok kullanırsanız performansı o kadar çok artıyor.
bir spor merkezine kayıtlı olmanız gerekmiyor. Dışarı çıkıp bir yerde yapmanız gerekmiyor. Ben de eskiden spor salonuna giden ben her gün sabah uyanınca evde yapıyorum. Zaten sizinle Instagram'da anlık biliyorsunuz yaptığım sporumu ve yogamı paylaşıyorum. Eğer bunun için bir destek arıyorsanız, nereden başlayacağını bilmiyorsanız gerçekten benim spor videolarımı ve yoga videolarımı çok öneririm. Bu bir yerden başlamak için ve biriyle başlamak her zaman motivasyonu çok artıran bir şey. Bir yerden başlamak için de belki sizin için güzel bir ışık yakabilir ama mutlaka egzersiz yapın. Özellikle bu 3 gün zamanında hedefimiz hızlıca bunlardan kurtulmak ya, ben kahvaltıdan önce uyandım, elma sirkeli ve limonlu suyumu içtim ve önce sporumu yapıyorum. Yoga veya pilates, belki de bir yürüyüş yapıyorum. Ve öncelikle kahvaltı etmeden uyanır uyanmaz bedenimde var olan yağları enerjiye çevirerek hareket ediyorum. Bu noktası çok önemli. Kendinizi daha güçsüz hissedebilirsiniz. Zaten erken yedik, yattık, aç uyandık, bir de gücüm yok. Ben de öyle hissediyorum. Hatta bazen bazı antrenmanları yaparken diyorum ki yani hiç gücüm yok. Bakar mısınız kollarım yara oldu 2 gündür yoga yaparken. Hiç gücüm yok, nasıl yapacağım acaba, sonra mı yapsam diyorum ama yaptıkça bir kere güç geliyor. Aynı zamanda kendinizi güçsüz hissedip üzerine gittikçe güçleniyorsunuz. Bunu da hiç unutmayın. Egzersiz yapmanız %100 gerekiyor. Bu egzersizi böyle bir zamanda yapacağınız en iyi zamanlama da kahvaltıdan önce, uyandıktan sonra. Ve sporunuzu yaptıktan, var olan yağları kullandıktan sonra da güzel proteinlerinizi, bol yağları ve düşük karbonhidratla kahvaltı yapmanızı öneririm. Tabii 16 saat yemedim, şimdi yeme pencerem açıldı deyip sakın ipin ucunu kaçırmayın. Çünkü o iyilik yapalım derken daha da kötülük. Porsiyonlarınızı makul ölçülerde tutmayı siz yine de ihmal etmeyin. Benim için 5 altın kural gerçekten bunlardı. Ben bunları dediğim gibi hem ipin ucunu kaçırdığım zamanlarda ya da kendimi rahatsız ve olduğundan şiş hissettiğim zamanlarda yaptığım şeyler. Bazıları da günlük hayatımda zaten uygulamaya çalıştığım bilgiler. Ben size bunları anlatıyorum ve sonra Instagram'da hikayelerimde bir pizza resmi paylaşıyorum. Ve bu sefer yazmaya başlıyorsunuz. Ne oldu, hani karbonhidrat tüketmeyecektik falan. Arkadaşlar ben %100 bunları yapıyorum demiyorum. Hiçbir zaman da demedim. Gerçekten bir intoleransım yok. Yani bunun benim sağlığıma müthiş bir olumsuz etkisi yok. Ben sadece sağlıklı beslenmeyi seven, temiz beslenmeyi seven, bununla ilgili gerçekten çok meraklı, çok okuyan bir insanım ve kendi üzerimde de birçok şeyi deniyorum. İyi gelenleri sizinle paylaşıyorum. Bir sene önce söylediğimle bu sene söylediğim belki birbirini müthiş tutmuyor olabilir. Çünkü bu süreçte ben de değişiyorum. Belki bir sene sonra size yeni bir video çektiğimde diyeceğim ki sık sık yine biz azar azar yemeye devam edelim, aslında en iyisi böyleymiş. Bilmiyorum, şu anda hepimiz öğrenme aşamasındayız ama bence önemli olan bu süreçte bildiklerimizi ve kendimize iyi gelenleri bence paylaşmak, en önemlisi bu. O yüzden sizden çok rica ediyorum, eğer böyle bir 3 gün kendiniz için böyle bir hediye verirseniz ve denerseniz sonrasında nasıl hissettiğinizi bana yazın. Gelin bu videonun altında nasıl hissettiniz, iyi mi geldi, şişlik indi mi inmedi mi, iyi mi hissettiniz, kötü mü hissettiniz? Gelin bu videonun altında konuşalım. Biliyorsunuz çarşamba cumartesi saat 1 civarı video yüklüyorum. Ama siz yine de kanala abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dümdüz bir karınla size harika bir sezon diliyorum. Görüşürüz.